Değerli izleyicilerimiz, Denizli'deki programımıza devam ediyoruz. Efendim, çağımızın rahatsızlığı, stres ve bu konuda bazen içinden çıkamayacağımız durumlar karşısında en büyük yardımcılarımız yaşam koçlarımız. Yanımızda yaşam koçlarımız Bahar Ceylan hanımefendi ve Berivan Kandar hanımefendi bulunuyor. Öncelikle merhabalar Bahar Hanım. Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz efendim. Merhabalar Berivan Hanım. Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz efendim. Bahar Hanım, buradaki çalışmalarımıza geçmeden önce sizi biraz tanımak istiyoruz. Ben 31 yaşındayım, Denizli doğumluyum, burada yaşıyorum. Eğitimimi Ankara'dan aldım ama kendi şehrime böyle bir avantaj sağlamak istedim. O yüzden. Burayı Denizlilerin hizmetine sundunuz değil mi? Evet, kesinlikle. Berivan Hanım, sizi de tanımak isteriz. Berivan Kandar kimdir? Tabii. Ben de 28 yaşındayım. Urfa doğumluyum, Şanlıurfalıyım. Ben de eğitimimi Ankara'dan aldım. Orada nasıl bir yol izleyeceğimize karar vermiştik. Zaten oraya gelen bütün insanlar bir yol almak, kişisel gelişimlerini daha fazla geliştirmek için oradalardı. Bahar Hanım'la da orada yolumuz kesişti. Sonra da buraya kısmet oldu. Burada beraber yol almak istedik. En başta orada birbirimize koştuk yaptık aslında, öyle söyleyeyim. Şu anda da dokunabildiğimiz kadar insana, hayatlarına planlı, programlı bir şekilde dokunmak istiyoruz. Bu yüzden yolumuz şu an onunla bir. Burayı da o yüzden açtık diyebilirim. Efendim, ne kadar güzel bir hizmet. Bahar Hanım, neler yapıyoruz burada? Burada ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Berivan Hanım'la benimle birlikte bu yola çıktığı için çok teşekkür ediyorum. Ankara'da tanıştık, yanıma oturdu. Gördüğünüz gibi halen oturuyoruz ve bundan çok mutluyum. Biz burada farkındalık sağlıyoruz. Anne babalar kendileri bir hayal kuruyorlar, çocukları o hayalin için arıyorlar. Sonra çocuk o hayalde yürümediğini gördüğünde, benim çocuğum başarısız. Hayır, çocuk senin hayallerinin kahramanı olamaz. Çocuk başka bir yönde eğitim almak istiyor, başka şeyler anlatmak istiyor. Ama biz o hayali o kadar çok kaptırıyoruz ki kendimizi. O yüzden çocuğu duyamayabiliyoruz. Biz burada bu farkındalığı da sağlıyoruz. Seanslarla yürüyoruz. En az 6, en fazla 12 olarak seanslarla ilerliyoruz. Efendim, bu noktada Berivan Hanım'a geçmek istiyorum ki aslında gerçekten adınız gibi bizlere koçluk ediyorsunuz hayatımıza dair. Seanslarla yol aldığınızı, ilerlediğinizi, programlarınızı belirtti Bahar Hanım. Nedir çalışmalarımız? Ne kadar süre sonrasında nihayete erebiliyoruz? Nedir çalışmalarımız? Aslında kişiyi önce kişilik analizinden geçirip kendinin kim olduğunu tekrardan ona hatırlatmak. Böylece farkındalık ortaya çıkmış oluyor Bahar Hanım'ın da dediği gibi. Biz bunu seanslarla gerçekleştiriyoruz. İlk geldiği zaman tabii ki de adapte olamıyor. Nereye geldim? Burası nasıl bir hizmet verecek bana? Kendini dahi ifade edemiyor. Biz bu eğitimi aldığımızda nasıl kişiyi açabiliriz? Hangi doğru soruları sorarak kendini anlatmaya, içindeki sorunu çözmeye motive edebiliriz? Daha sonrasındaki seanslarda uygulamaya geçiyoruz. Bu uygulamada kendisi zaten yavaş yavaş kendindeki değişimleri görüyor. Neler yapabileceğini daha fazla artık merak ediyor. Ben buradaydım, yavaş yavaş buraya geliyorum. Daha fazla ne alabilirime konu geçmeye başlıyor. Daha sonra bu konunun içerisine seanslarda şöyle bir şey, sağlıkla ilgili diyetisyenlerimizde eğer kilo problemi varsa ya da hazımsızlık, zaten hazımsızlık en büyük sorunumuz oluyor. Kişi kendinin hiçbir problemi yoksa bile içinde bir sıkıntı var durumuna düşürüyor. Böyle sorunlarla karşılaşıyor. Bununla ilgili de seanslarda zaten kendini tanıttığında var mı yok mu böyle bir problemi, onu çözüyoruz. Kişilik analizlerinde de yine çeşitli testler var. Testlerden geçiriyoruz. Testlerde de yine duygusal zeka testi dediğimiz testlerimiz var. Karakter analizinde de yeşil, mavi, sarı ve kırmızı karakterler var. Mesela bazısı yeşil karakter, barışçıl ve sevecen biridir. Kişi bunu tam çözemiyor ama farklı yanım da var diyor.
Biz bununla test yaptığımız zaman karşımızdaki danışanla kendisinin aslında hangi karaktere tamamen sahip olduğunu görüyoruz. Evet, ona göre yol alıyoruz. Ona göre diyoruz ki bak sen aslında busun. Bu sorulara kendin öz kararınla cevap verdin. Hani ben seni yönlendirmedim, seni başkasından da dinlemedim. Bak senin karakterin aslında bu. Çünkü bu sorulara kimsenin baskısı altında olmadan sen karar verdin diyoruz. Bu tür testler zaten kişi kendini tanıdığında kendinin ne olduğunu kendisi de çözüyor. Bizim uygulamalarımızda, bizim ona tavsiyelerimizde, yönlendirmelerimizde ona artı fayda sağlıyor. Böylece aslında farkındalığın ve büyük değişimin yolunda ilerlemiş oluyor, öyle söyleyebilirim. Bahar Hanım, kimler gelebilir buraya, kimler sizden bu hizmeti alabilir? Herkese kapımız açık, herkes bu hizmeti alabilir. Genelde sağlıksız kişilerin buraya geldiğini düşünüyorlar. Kesinlikle öyle değil. Farkındalık kazanmak isteyen, hedefe doğru bir şekilde ilerlemek isteyen herkese kapımız açık. Bizim danışmalarımız ücretsiz zaten. Yaşam koçu denilince çok para geliyor insanların aklına. Kesinlikle öyle bir şey yok. Efendim, nasıl ulaşacaklar izleyicilerimiz sizlere? Şu an ekranları karşısında görüyorlar ve belki hayatlarına dair bir dokunuş yapmanızı talep edecekler. Sizlerden nasıl ulaşacaklar? Denizli'deyiz. Çamlaraltı Mahallesi, Çamlık Caddesi'ndeyiz. Buradan ulaşabilirler. Peki size hangi aşamada gelmelerini istiyorsunuz? Bizi bir karar verdiklerinde ya da hayal kurduklarında doğru ilerlemek için, hedefe farkındalıkla yürümek için, her konu için gelebilirler. Peki Berivan Hanım, son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz sizin yapmış olduğunuz yaşam koçluğuna dair, hayata dair? İzleyicilerime şunu söylemek istiyorum. Hayatta her zaman kendinize bir şans daha verin. İçinizdeki ışık saklı kalmış olabilir. Onu tekrardan ortaya çıkarın. Her zaman kendinizi başarısızlıklarınızı hatırlayarak değil, başarılarınızla motive edin. Çünkü sizden bir tane daha yok bu dünyada. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Hayatta ben herkese başarılar diliyorum. Star TV ailesine başarılar diliyorum. Size, kendinize, herkese başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Bahar Hanım, son olarak siz neler söylemek istersiniz? Hayata dair, sizin yapmış olduğunuz çalışmalara dair izleyicilerimize. Hayatta hiçbir şeyin geç olmadığını, herkesin bunu bilmesini istiyorum ve ne isterlerse, nasıl yaşamak isterlerse bunun için kendine hiçbir engel koymadan, hiçbir bahane üretmeden bu hayatın farkına varmalarını istiyorum. Efendim, Bahar Hanım, sizi tanıdık. Biraz da annemizden dinlemek istiyoruz sizi. Şadiye Hanım, merhabalar. Merhabalar canım. Nedir, Bahar Hanım'ı biraz anlatmanızı istiyoruz. Yapmış olduğu çalışmalar çok değerli çalışmalar. Evet, evet. Hayatta her şeyi başardı. Yani çok gururluyum. Bahar Hanım, Berivan Hanım, kızlarım için böyle bir şey, bir avantaj sağladılar Denizli'mize. Onun için çok mutluyum, çok gururluyum. Efendim, Bahar Hanım ailemize de yaşam koçluğu yapıyor mu? Evet, ailemiz de evet, yıllardır. Ne kadar güzel, böyle harika bir evlat yetiştirmişsiniz. Çok Rabbim teşekkür ediyorum. Rabbim herkese nasip etsin. Rabbim herkese. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bahar Hanım, yapmış olduğunuz çalışmaları dinledik Berivan Hanım'la birlikte ve sosyal anlamda da çok aktifsiniz. Projelerin içerisinde yer alıyorsunuz. Bununla ilgili de biraz izleyicilerimizi bilgilendirmek isteriz. Şu an dernek başkanımız burada. Yeni bir proje çalışması da içerisindeyiz. Kendisine bırakalım müstesna hakkını. Tabii ki efendim. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Bize de yer verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz efendim. Sizler de programımıza hoş geldiniz. Onur duyduk. Pakize Hanım, sizi öncelikle biraz tanımak isteriz faaliyetlerimize geçmeden önce. Ben Yetim Acizleri Koruma Derneği Başkanı Pakize Işıklı. Bu derneğe 18 senedir üyeyim, devam etmekte çalışmalarım.
Yetim Acizleri Koruma Derneğimiz 1960 yılında bürokratlar ve iş adamları tarafından kurulmuş olan bir dernektir. Derneğimizin asıl ilk kurucular arasında benim kendi büyük babam da var, annemin babası da var. Daha sonra annem çalıştı bu dernekte, ben de üçüncü nesil olarak devam ettiriyorum. Nesilden nesile ne kadar başarılı bir aile, ne kadar vefakar bir aile. Çok şükür, evet, biz seviyoruz. Küçüklükten gördük, yetiştik. Yani amaç güzel bir şeyler yapabilmek, birilerini fethedebilmek gönlünde. Peki Fakize Hanım, neler yapıyoruz derneğimizin çatısı altında? Derneğimizin çatısı altında öncelikle kimsesiz, kurumda kalan kimsesiz çocuklarımız, huzurevinde kalan yaşlılarımız, onlara maddi ve manevi destek vermek için çabalıyoruz. Devletimizden zaten çok güzel destek geliyor. Biz onların her zaman için yanlarında olmayı hedefliyoruz. Peki efendim, çalışmalarımız nelerdir? Bunlardan biraz izleyicilerimize bahsedelim. Bizim asıl gelirlerimiz derneğimizin özel günlerde gönderdiğimiz panolarımızdan. Panolarımız var. Düğünlerde, cenazelerde, açılışlarda gönderdiğimiz bir pano. Türkiye Eğitim Vakfı'ndan sonra Denizli'de bizim başlattığımız bir pano sistemi var. Ayrıca derneğimizin üye sayısından, üyelerimizden gelirlerimiz var. Etkinlikler düzenliyoruz biz burada çocuklarımızı memnun etmek için, yaşlılarımızı. Onlarla mutlu etmek için böyle bir etkinlikler düzenliyoruz. Gelirleriyle de çocuklarımızı İstanbul'a götürdük. Denizli'den ilk defa uçakla tanıştı çocuklarımız. 90 tane çocuğumuzu Denizli'den İstanbul'a götürdük. İstanbul'da uçakla gezdirdik çocuklarımızı, uçaktan vapurla Boğaz turu yaptırdık. Yani böyle etkinliklerde kullanıyoruz. Ne kadar duygusal anlar yaşamıştır belki de çocuklarımız çok gerçekten. Hiç uyuyamamışlar biliyor musunuz? Çocuklarımız uçağa ilk defa binecekleri için hiç uyumamışlar gece. O kadar manevi haz, bizim tamamen manevi haz. Yapmış olduğunuz gerçekten de çok kutsal bir görev. Etkinliğimizden, son olan projemizden bahsetmek için biraz da Emine Hanım'dan bilgi almak istiyoruz. Nedir son etkinliğimiz? Merhaba, hoş geldiniz denizimize. İnşallah beğenmişsinizdir. Çok teşekkür ederiz efendim. Şimdi bizim etkinliğimizde 15 Şubat'ta defile düzenliyoruz. Nur Karaatağ'ın destekleriyle Şenay Akay gelecek mankenimiz ve Ceren Aksan keman resteli yapacak. Güzel bir defile yapacağız. Tabii Denizli'deki hayırseverlerimiz bize destek verdikleri için sağ olsunlar büyük bir organizasyonla yaptık. Bunun geliriyle de inşallah huzurevindeki kalan yaşlılarımız için rehabilitasyon merkezini tekrar düzenleyeceğiz. Orada bir rehabilitasyon merkezimiz var. Onun düzenlemelerini, makinenin bazıları yenilenecek, onları yapıyoruz. İnşallah hep birlikte güzel bir organizasyon yapacağız. Efendim, biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Biz vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, bugün Denizli'de gerçekten çok başarılı işlere imza atan Bahar Hanım ve Berivan Hanım'ın kliniğinden sizlere seslendik. Dernek başkanımıza, yardımcısına vermiş olduğu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bizi izlemeye devam edin.